Şans Britanya'da sırada ne var? Hep birlikte izleyelim. Yazar Semra Eren Nijar, Kıbrıs Türk Cemiyeti Avrupa'nın İlk Türk Derneği adlı kitabını geçtiğimiz günlerde bir kokteylle basına tanıttı. İmza gününde geniş katılım gerçekleşirken yazar Ajans Britanya mikrofonuna konuştu. Cemiyet çerçevesinde arşive girerek çalışma yaptım. 1951'den beri, kurulduğu günden beri şimdiye kadar yayınlamış olduğu göç çerçevesindeki konulara ağırlık vererek ortaya bir çalışma çıkardım. 1993'te ilk Londra'ya yerleştiğimde otomatikmen göç çerçevesinde kaynağa ulaşmak istedim. Tabii Türk göçüyle ilgili. Ve burada Kıbrıslı Türklerin yaşadığını düşünerek çok kaynağın olacağını varsaydım. Ama benim için maalesef büyük bir hayal kırıklığıydı. Bunu ön sözümde de yazdım. Hiçbir şekilde yazılı kaynak yoktu. Ulaşamadım daha doğrusu. Uzun yıllar sonra Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin arşivinde aslında arşivin içinde çok kaynak olduğunu, sadece yayınlanmadığını görünce böyle bir çalışma yaparak bir ilki imza atmak istedim. Bu kitabın içerisindeki çalışmaların çoğusu biraz önce söylediğim gibi kaynak çalışması. Onlarca, binlerce çalışma içerisinde rapor, yazılı kaynak çerçevesinde uygun olanlarını seçtim, çıkardım. Örneğin eğitim konusu çok önde çalışılmış bir konudur cemiyette. Türk okullarının İngiltere'de açılmasına vesile olmuş, önemini altını çizen bir dernektir. Bunun dışında kadın derneklerin oluşumunda, ticaret odasının oluşumunda, akademisyenlerin birleşmesinde vesaire ilk başı çeken Kıbrıs Türk Cemiyeti olmuştur. Kıbrıs Türk Cemiyeti bu çalışma çerçevesinde başı çekmiş bir dernektir. Kadın konusunda olsun, eğitim konusunda olsun, kimlik konusunda olsun birçok şeyi ilk yapan, yönlendiren olmuştur. Bu bağlamda dejavulara gerek olmadığını bu kaynakta, kaynak kitabı çerçevesinde görebiliriz. Örneğin dernekleri nasıl kurulmuş, dernek çatışmalarında neler var, neler yok. Belki bunlara bir son vermek için de iyi bir kaynak olur. Bir şekilde yol gösterici, bir rehber gibi bir kitap düşünün. Her şeyi baştan başlamaya gerek yok. Önce geçmişi araştırarak verimli çalışıp geleceğe yön verebiliriz düşüncesiyle iyi bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. İlgi epey vardı. Arkadaşlarımız, dostlarımız, bu alanda çalışan uzmanlar vardı. Bunun dışında protokol vardı. Bir bölgenin belediye başkanı vardı. Başkonsolosluktan temsilcimiz, KKTC temsilcimiz buradaydı. Konsolos buradaydı. Protokol daha bayağı bir sayı olarak yüksekti. Fakat bunun dışında da kitaba ilginin olması tabii çok umut verici, sevindiriciydi. Umarım devamı da gelir. Bu ilkti. Başka arkadaşlar da bir yerden tutar, ikinciyi çıkar.